Merhaba arkadaşlar. 3 Mayıs'ta yapılmış olan TYT sınavındaki coğrafya sorularına hep birlikte bakalım. 6. soru. Yer çekiminin etkisiyle dünyayı çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferin özellikleriyle ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır diye sormuş. Birinci öncül. Karbondioksitin oranı sabittir. Hayır sabit değildir. Özellikle küresel ısınmayla birlikte sera gazı, egzoz gazı, bacalardan çıkan zehirli gazlarla karbondioksit oranında artar diyoruz. Dolayısıyla yanlıştır. İkinci öncül şekli dünyanın şekline benzerdir. Evet dünyaya çepeçevre sardığı için doğrudur. Üçüncü öncül yerden yükseldikçe sıcaklık tüm katmanlarda düzenli şekilde azalır. Hayır düzenli değildir. Dördüncü öncül Dünyanın aşırı ısınmasını engeller evet doğrudur. Dolayısıyla benim doğru şıkkım 1 ve 3 yani B şıkkı olacaktı. 7. soru. Aşağıdaki haritada bazı su yolları numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu su yolları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur diye sormuş. Bu öncüllerdeki yollara bakacak olursak. Birinci öncül özellikle Bering Boğazı'nın olduğu alan. İkinci öncüle baktığımızda Cebeli Tarık. Üçüncü öncül Ümit Burnu. Dördüncü öncül Babül Mendeb. Beşinci öncü ise Hürmüz Boğazı'nı göstermiş. Hangisi doğrudur diye sorduğunda ise A şıkkı 1 numaralı su yolunun dünya ticaretinde etkisi çok azdır. 1 numaraya baktığımda Bering Boğazı ile karşılaşıyorum. Dolayısıyla yılın büyük bir kısmında burası donmuş şekilde olduğu için etkisi çok azdır. Evet doğrudur. Doğru şıkkım A şıkkı oldu. 8. soru. Bölgeleri kesin hatlarla birbirinden ayırmak zordur. Aşağıdaki bölgelerden hangisi bu genellemeye uymaz diye sormuş. A şıkkı Akdeniz iklim bölgesi, B şıkkı iğne yapraklı orman bölgesi, C şıkkı dağlık bölge, D şıkkı Avrupa Birliği bölgesi, E şıkkı kurak bölge diye vermiş. Bunlardan baktığımızda Avrupa Birliği bölgesi özellikle 27 ülkeyi içermektedir. Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkeler bulundurur. Dolayısıyla sınırları bellidir doğru şıkkım D şıkkı olacaktı. 9. soru. Türkiye'de iç göçleri azaltmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa daha etkili olur diye sormuş. A şıkkı kırsal kesimlerdeki okul sayıları arttırılırsa dursun. B şıkkı kentlerdeki sosyal koşullar kırsal kesime sunulursa. C şıkkı sanayi tesisleri ülke geneline dağıtılırsa. Evet. D şıkkı tarımda makine kullanımı yaygınlaştırılırsa, E şıkkı tarım arazileri kardeşler arasında eşit bölünürse. Hangisinde daha etkili diye sorduğu için özellikle sanayi ülke genelinde her yerde dağıtırsanız daha fazla iç göçü azaltmış olacaksınız. Dolayısıyla doğru şıkkım C şıkkı olacaktı. 10. soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisinde 21 Aralık tarihinde gece gündüz arasındaki süre farkı diğerlerinden daha fazladır diye sormuş. Şimdi 21 Aralık'ı düşündüğümüzde özellikle kuzey yarım küre ülkeleri için yani Türkiye'de içerisinde kış ekinoksu yaşanmakta. Yani bu da en uzun gece demek. Aynı şekilde kuzeye doğru gidildikçe gece gündüz süre farkı artıyor. Kuzey yarım kürede. Türkiye'de baktığımızda en kuzeydeki olan nokta arasındaki farkın en fazla olduğu noktadır. Dolayısıyla doğru şıkkım E şıkkı 5. öncül olacaktı.